Herkese merhaba arkadaşlar. Cities: Skylines'ta yeni bölüme hoş geldiniz. 12. bölümdeyiz. Gördüğünüz gibi şu an şehrimizin giriş bölgesindeyiz. Giriş bölgesiyle alakalı bazı düzenlemeler yapacağız. Bir önceki bölümde son anda tekrardan buraya dönmüştüm. Eğer sonuna kadar izlediyseniz görmüşsünüzdür. Başlangıçta burayla başlamıştık. Ondan sonra hemen petrol bölgesine gidince birazcık o bölgeyi unuttuk. Ondan sonra hemen son anda aklıma geldi videoyu bitirdikten hemen birkaç saniye sonra. Hemen tekrardan kısaca buraya atıfta bulunduk. Buraya dönüş yaptık ufaktan. Şimdi ufaktan başlayalım. Bir ile başlattım. Şehir gene yoğun, yani bayağı bir aşırı bir yolculuk var yani bu taraflarda. Şimdi biz bunun çözümünü şöyle bulacağız. Bu bölgeyi tamamen düzenledikten sonra şimdi hemen bu bölgeyi trafiğe kapatacağız. Yani büyük ağır taşıtların trafiğine kapatacağız. Mecburen artık sanayiye gelmek isteyenler bu taraftan bu yolu kullanacaklar mecburi bir şekilde. Onu sağladığımızda da zaten gayet güzel bir şekilde işleyişimiz devam edecektir. Ondan sonra şu parseli satın aldığımızda 50 bin nüfusa ulaştığımızda artık şu yolu, otobanı bu tarafa kadar çekeceğiz. Buradan daha düzgün bağlantılar yapacağız. Şimdi bunlar geçici gördüğünüz gibi. Zaten yaparken yanlış hatırlamıyorsam söylemiştim veya videoya girmeden önce yapmıştım buraları daha önceki bölümlerde. Öyle bir şeyler yaşandı yani orada ufaktan. Şimdi burayla alakalı gene yoğunluk var çünkü buranın dediğim gibi tek bir tane giriş olduğu için şu bölgeye doğru verebileceğimiz. O yüzden bir aşırı bir yoğunluk yaşanıyor. Onu ufaktan bir çözmemiz lazım sanırım. Şimdi onu çözmek adına şöyle bir şey yapacağız. Şimdi şuraya da bir döner kavşak yapmamız gerekiyor bizim. Tabii öncelikle trafik ışıklarını bir kaldıralım şuranın. Evet, burayı bir döner kavşağımızı halledelim biz en güzeli. O şekilde bölümümüze başlamış olalım. Şimdi şunları da kaldıralım. Buraya güzel bir döner kavşak verelim. Hatta belki büyük bir şey bile verebiliriz. Şu tarz bir şeyler de verebiliriz bilmiyorum ama. Şu tarz bir şey versek aslında güzel olur sanki. Aynen, bu tarz bir şey verelim. Birazcık daha yıkalım buraları. Çünkü burayı da iki yol yapmak istiyorum aslında ama bilmiyorum nasıl yapsak orayı. Öncelikle şunu bir koyalım. Şu hizadan bu şekilde bir koyalım bunu. Hafiften sol. Tamamdır sanki. Aynen. Bu şekilde yolumuzu verelim. Aşağıdan gitmek isteyenler dönsünler. Yukarıdan gitmek isteyenler de bağlansınlar direkt doğrudan istediğimiz şekilde. Şimdi şöyle bir bağlantı oluşturmamız lazım bizim burada. Bir tane daha döner kavşak vereceğiz buradan, bu uçlarından. O şekilde bağlantılarını oluşturacağız bu yolların, bu tarz yolların. Şöyle yaparsak, şöyle ortaya koyduk. Daha sonra birazcık engebesi bir yol oldu ama ufaktan düzenlesek mi burayı? Şöyle bir ufaktan düzenleyelim diyeceğim de yani çok sıkıntılı bunları yapmak ya. Ben pek beceremiyorum çünkü bunu. Şöyle birazcık düzenlemeye çalıştım yani elimden geldiği kadar. Fazlası da zaten bayağı sıkıntıya sokuyor. Hatta hiç düzenleyememişiz neredeyse. Öyle bir durum yaşanmış orada ama yapacak bir şey, bu şekilde devam edelim. Şimdi üçlü bir otoban var. Üç şeritli bir otoban var. Burada hemen onun yolunu verelim, bağlantısını. Sanırım şuradan şuraya bağlayalım. Daha sonra buradan da buraya bağlayalım. Şu gereksiz bağlantılarını bir keselim buranın tamamen. Ondan sonra birazcık şu köşeleri düzenleyelim. Şu şekilde. Şunu da düzeltelim ufaktan. Şöylemesine düzenledik mi? Tamamdır sanırım. Ufaktan bir şeylere benzedi yani en azından diyebiliriz sanırım. Aynen, bir şeylere benzedi. Tabii üçlü olması birazcık sıkıntı. Yani buranın da üçlü olması bize katkı sağlayabilirdi aslında. Hatta daha geniş bir şey olması lazım ki bize fayda sunsun ama şimdilik o şekilde devam edelim. Şuraya da şu şekilde bir bağlantı çekelim hemen. Aynen, bu şekilde bir bağlantı burası için yeterli olacaktır şimdilik. Bakalım, 2 giriyor, 2 giriyor. Tamam, yani şu an aynısı zaten. Bu şekilde bir devam etsin bakalım burası. Hemen bu şekilde buraya da aynısını yapacağız karşı tarafına. Bir tane döner kavşağımızı alalım hemen. Şöyle bir döner kavşak koyalım buraya da. Birazcık şöyle koyarsak tamamdır. Daha sonra şu yolu birazcık çevireceğiz tabii ki. Birazcık çevirdik, tamamdır. Ondan sonra bunu bir bağlayalım hemen öncelikle. Şöyle bağladık. Şöyle bağladık. Hemen şu kenarlarını keselim gene yolun. Daha sonra şunu upgrade'le
yönünü çevireceğiz. Hemen şuraları da düzenleyeceğiz ufaktan. Şu şekilde düzenleyelim. Sanırım birazcık daha çevirirsek daha güzel olabilir ama şöyle birazcık çevirsek tamamdır. Burası zaten iyi idare eder yani şu anda. Evet, şu an güzel bir durumda. Ondan sonra şuraya da bağladık mı olay tamam gibi olacak burası için en azından. Şimdilik şöyle bağladık mı tamamdır. Kırmızı ışık yok. Trafik ışıklarıyla alakalı bir sıkıntımız yok. Burası güzel. Ondan sonra şurayı da bağlayalım hemen. Burayı da bağladık. Buralar otoban yolu olduğu için daha çok otobanlarda kullanabilecek tarzı bir yol aslında bakarsanız. Ama biz şimdilik bu şekilde kullandık. Bakalım neler olacak şimdi akışla alakalı. Evet, güzel bir şekilde şehire girmek isteyenler buradan devam edecekler. Yukarıdan isteyenler de devamını getirecek yollarının hızlı bir şekilde. Evet, bu şekilde bu tarz yolları kullanacağız. Çünkü işte otobandan direkt sanayiye bağlanacak kişiler, sanayiye bağlanacak araçların bu şekilde bu üslerden kullanması, üs yolları kullanması çok daha fazla fayda sağlayacak bizim için. Evet, bu şekilde yollarınıza devam edin. Güzel güzel. Hani şöyle bir muhabbet de yok aslında, gerçekte de yok bu. İşte illa şu karşıya geçecek, mutlaka bu yukarıya kullansın diye bir olay yok. Çünkü bir baktınız kaçırdınız sapa, aşağı taraftan da karşıya bağlanabilmemiz gerekiyor. O tarz yollar olması her zaman çok daha faydalı oluyor. Bu şekilde birbirlerine bağlantı yolları vesaire de var. O da güzel yani. Bayağı güzel yani bu köprülü kavşak mı? Köprülü kavşak diyebiliriz aslında bunu aynen. Evet, bu şekilde yollarına sürdüsünler. Çok fazla bu şekilde kullandım, farkındayım. Ve şunu hemen bir yok edelim hemen hızlı bir şekilde. Evet, yolumuza, yolculuğumuza devam etsin arabalar. Hemen bir trafikle alakalı bir bakalım. 83'teyiz şu anda. Güzel yani, idare eder. Daha sonra biz şurayı da şöyle bir bağlantı oluşturacağız hemen. Şu yolu bir yıkalım. Şuraya kadar yıktık. Ondan sonra şuradan bir yuvarlak oluşturalım hemen. Bir tane daha köprülü kavşağımızı kuralım hemen buraya. Şu şekilde bağlayalım. Zaten oralarını geliştireceğiz tekrar. Evet, bunu şuraya verdik. Ondan sonra bunu da buraya verdik. Ve buradan bir tane de bu şekilde bağlansın. Buranın elektriğini bir bağlayalım hemen. Herhangi bir problem yaşatmadan bize. Evet, elektriğini de bağladık. Bu arada bu bölümde metro olaylarına girişiz artık. Bir önceki bölümde girecektik. Bir önceki bölümde kaçırdık o işi. Biraz bunlarla uğraşıyoruz derken. Bu bölümde artık metro olaylarına girmeye çalışacağım. Birazdan göreceğiz zaten onu. Işıkla alakalı bir problem yok. Evet, şu anda orman sanayisiyle alakalı 3. seviyeye ulaşmışız. Onu gösteriyor oyun bize. Biraz erken geldi gibi ses ama yapacak bir şey yok. Yani sonuçta ulaşmışız. Bilgisi geldi. Evet, buradan devam, yollardan gitmeleri, yolları kullanmaları güzel şu ana kadar. Herhangi bir sıkıntımız yok. Burayı da karşıya bağlayacağız tabii ki. Buradan da bir döner kavşak yaparız. İşte sol tarafla ve sağ tarafı bağlayan bir tane döner kavşak. O şekilde buranın da bağlantısını halletmiş oluruz. Şu an bayağı bir döner kavşağımız var. Şehrin geniş bir şekilde kullanıyorsanız eğer şehri ve trafik problemleri yaşamak istemiyorsanız yani en kolay yöntem döner kavşaklar yani. Bayağı bir kolaylaştırıyor işleri. Hatta şu tarz büyük döner kavşaklar yaparsanız elinizde kendi tasarımınızda çok daha fazla kullanışlı olacaktır. Bakın zaten inanılmaz bir akış var, trafik akışı var. Buradaki araçlar artık buraya giriyor. Burayı çok fazla kullanmayacaklar. O yüzden birazcık burayı yoğunlaştıracak bu sefer bu işte. Evet, inanılmaz bir şekilde yoğunluklar devam ediyor. Buraya da bir döner kavşak istiyor aslında oyun bizden. Oraya hatta bir döner kavşak yapabiliriz hemen bir tane. Ama gördüğünüz gibi nüfusa bakın yani, inanılmaz bir insan yoğunluğu var bir kere burada. Baksanıza yani, inanılmaz bir insan yoğunluğu. Bütün nüfus burada yani, sanki 30 bin kişi, 33 bin kişi sadece buralarda akıyor gibi gözüküyor. Şunlara bakalım bir de. Ya bakın tek tük yani buralardaki insan sayısı. Hatta doğru düzgün gözüme çarpmadı bile yani, çok az, nadir. Ama diğer tarafa baktığınız zaman inanılmaz bir seviyede oranın insan yoğunluğu, insan trafiği. Tabi insan trafiği de bayağı bir sıkıntıya sokabiliyor bu tarz yerlerde. Çünkü karşıdan karşıya geçerlerken sürekli bir arabalar bekleyecek mecburen. Ufaktan yavaşlayacaklar en azından.
Bir içlerinden geçiyor arabalar ufaktan ama o oyunun bug'ı. Yoksa hani öldürme falan filan trafik kazası olayları yok oyunda. Ama ilerleyen zamanlarda gelebilir ama bu tarz şeyler. Evet bakın hala devam ediyor trafik, insan trafiği. Şöyle insan trafiği için bir şeyler yapabilir miyiz acaba? Bir bakacağım hemen. Sanırım aynı hizada oldu ya. Evet aynı hizada şu anda. Bakalım orayı kullanacaklar mı? Kullandırmamın yöntemi var. Kullandırma yöntemi var. Onu bir uygulayalım bakalım. Neler olacak burada? Şuranın trafiğini kapatalım. Bakalım karşıdan geçmek için yukarıyı kullanacaklar mı? Evet yukarıyı kullanıyorlar şu anda. Burayı birazcık hızlandıracak bu işlem. Hatta şöyle bir şey daha yapalım hemen. Şuradan da böyle karşıya verelim. Evet buradan karşıya verdik. Buranın da bir trafiğini kapatalım yani yaya geçidini. Şu karşıdan karşısını kapatalım en azından. Hatta şu tarafı da kapatalım. Şu tarafı da kapatalım. Bu tarafları da yani buraya geçmek için burayı kullanmasınlar. Direkt yukarıdan bağlansınlar. Bu şekilde akışımızı sağlayalım gayet güzel bir şekilde. En azından arabalar daha fazla durmayacak insan geçiyor diye. Şimdi bakın böyle çözümler de gayet güzel bir şekilde işliyor. Tabii şu ara yollara çok fazla giremeyiz bu tarz büyük yollarla, büyük yüz geçitlerle ama maalesef bu şekilde çözebiliyoruz. Yani en azından ufaktan çözebiliyoruz. Bu tarafta çözemeyeceğimiz gibi bu tarafta da çözebiliyoruz. Birazcık yoğun olduğu için zaten bu bölge insan inanılmaz sayıda insan geçiyor. Bakın zaten karınca gibi. Evet güzel oldu yani şu an burası bu şekil. Belki daha sonra şuralarda ev falan bir şeyler yaparsak buraya da veririz bir şeyler. Ki buralara geçeceklerini çok fazla sanmıyorum şimdilik. Çok nadir böyle. Hem şuradan da bir tane kullanmamız lazım gibi duruyor. Sanki. Evet buralardan da bir şeyler kullanmamız lazım. Onu da ayarlarız. Trafiklere bakalım. Biz gene akışlar devam ediyor mu? %41, %14 dolu. Buralar birazcık daha devam edecek. Belki bu bölümde yetiştiremeyeceğiz bile. Biz ufaktan bir metro olaylarına girişelim. Çok fazla şey yapmadan. Şimdi bütçeyle alakalı ufaktan bazı düşürmeler yapalım ki gelirimiz birazcık daha artsın. Ondan sonra endüstriyle alakalı ufak bir düşüşe gidelim. Okulla alakalı sıkıntımız var mı şu anda? Bir saniye. İlkokul yapmamız lazım buraya bol bol. Belki de yoğunluk yani o yüzden oluşuyor. Çok fazla okula gitmek isteyen olduğu için. Şöyle bir başlatalım oyunu. Yani hemen hemen azalmaya başladı ama bir tane daha yapalım. Daha sonra şu tarafa da bir tane versek güzel olur da bakalım şuradan verelim. Hemen hemen karşıladık. Lise ile alakalı sıkıntılar var tabii ki yani ilkokulda olup liseyle olmama ihtimali yok. Hemen buraları da dolduralım. Birazcık daha okula gitsin herkes. En azından kapasiteyi karşılamış olalım. Evet üniversiteyle alakalı problemimiz yok. Şu an yani idare eder durumda okul düzeyleri. Ufaktan bir düşürelim ama gene de. Çok fazla da yüksek olmasına gerek yok. Şöyle şunları 75'e çekelim polisle alakalı problemleri. Sağlıkla alakalı 75 olsun. 70'e düşürelim itfaiyeyi. Şöyle 70'e düşürelim. Çöp idare eder yani şu an 96'ya 105 güzel. Suyla alakalı sıkıntı yok. Elektrikle alakalı sıkıntı yok. Zaten güneş neydi bu? Güneş enerji santraline geçeceğiz yakın zamanda. O da bayağı bir katkı sağlayacak bize. 10.000'e bunlardan da yapabiliyoruz aslında bu tarz böyle şeylerden. Jeneratör tarzı mı bir şeyler oluyordu bunun adı ama. Güç kaynakları tarzı bir şeyler. Güç istasyonu veya o tarz bir ismi vardı onun. Burada bir itfaiye sıkıntısı varmış. Hemen buraya itfaiye gönderelim. Şuradan bir itfaiye gelsin buraya. Suyunu bağlayalım. Hemen oranın sorununu çözsün itfaiye. Tabii elektrikle alakalı da problem yaşayacak bunlar burada. Hemen onu da bağladık. Allah Allah. Buraya doğru taşıyalım bakalım. Tek yön değil aslında bu yol. Evet tek yön değil ama bağlanmadı garip bir şekilde. Ortaya getirdik biz de bu şekilde. Bakılsın bakalım. İlla ki çalışacak ve kurtaracaktır buraları. Gerçi yangın sorunu değilmiş ya o. Ürünler için yeterli alıcı yok diyor bize. Yani ona yapacak bir şeyimiz yok şu anda çok fazla. Gürültü problemi var. Gürültü problemi maalesef birazcık bir tık sıkıntılı. Ufaktan buranın şeylerini kaldırabiliriz aslında bakarsanız ama yapsak mı öyle bir şey? Yani buraları birazcık yerleşimlerini değiştirebiliriz bunların. Şu şekilde
güçlü olacak şekilde bunları bir kaldırabiliriz artık. Çünkü yeterince buralardan kar, para elde ettik. Buraları birazcık kaldıralım. Buralar yıkılsın. Buralara konut yerleştirelim ufaktan. Şöyle olacak şekilde bir konut yerleştirelim buralara. Konutlar yükselsin. İş yerlerini de şu yan tarafa taşıyacağız hızlı bir şekilde zaten. Hemen onun da ayarlamalarını yapalım. Şuradan mesela şöyle girelim bir tane. Hatta bir tane daha girelim. Tamam, şöyle ucundan alamıyoruz. Şuradan alabiliyoruz ama tamamdır. Bu şekilde buraya girmiş olalım. Tabii buranın trafik ışıklarını kaldırmamız lazım. Trafikle alakalı neredeydi o işareti? Bunu biraz sola çekelim de yakın görelim yani hemen. Evet, şurayı kaldıralım hemen. Su problemi yok orada, güzel. Hemen şuraya şu şekilde bir bağlantımızı verelim. Karşısına da verebiliriz aslında ama verelim mi? Direkt verelim hadi karşısına da. Gerekirse yıkarız zaten gerektiği durumlarda. Evet, hemen yerleşim yerleri başlıyor. Şuradan elektriğini bağlayalım. Buradaki yoğunluk neyden kaynaklı? Ben onu görmek istiyorum şimdi. Bir karşıya geçiyorlar, bir şey yapıyorlar. Karşıya geçenler mesela ne tarafa geçiyorlar şu an? İzleyelim ufaktan. Bir tanesi sağa gitti. Sağa dönüşü iptal etmemiz gerekiyor o zaman buradan. Yani şu an bu sağa dönüşü iptal etmemiz gerekiyor. Ama nasıl yapacağız? Bu tarafın da bağlanması lazım. Yani biraz sıkıntılı o. Burada bir gene problemler başladı. Bayağı bir yoğun başladı hem de. Düzeltiyoruz derken inanılmaz bir trafik başladı gene. Evet. Buraya bir döner kavşak yapmamız lazım demek ki hemen hızlı bir şekilde. Hatta biz bir yapalım onu. Şöyle şunları bir yıkalım öncelikle. Sanırım buraya sığar gibi ama deneyeceğiz. Bu bölümde bu petrol olayları yalan olacak sanki şey metro olayları. Şurayı yıkalım biraz. Şöyle bağlayabilirsek gayet güzel olacak. Tamamdır, bu şekilde bağlayalım. Ondan sonra dört yolları hemen geçirelim. Şunları upgrade yapacağız. Daha sonra şunları bağla. Sonra ikili yollardan şöyle şunları da çek. Bu şekilde sanırım ufaktan bir çözüm üretmiş olacağız ama yani gene şeyle alakalı, yayalarla alakalı problemler yaşayacağız burada illaki. Onu nasıl çözebiliriz? Hemen gene şöyle yollar çıkalım o zaman biz. Şu şekilde çıkalım, yayayla alakalı yolları gene tamamdır. Daha sonra gene bu taraftan da çıkmamız lazım artık. Şunu kaldır. Şunu al. Şöyle yüksel, geç. Bu şekilde. Daha sonra ve son olarak şuradan bir tane daha verebilirsek karşıya. Bunu nasıl bağlayacağız? Şu şekilde bağlayalım ya. İlla hani yükseklerden başlamasına gerek yok, çok fazla da. Bunu da şöyle indirelim aşağıya doğru. Yo, burası biraz yanlış oldu. Nasıl yapacağız bunu? Şu şekilde indir. Tam bu şekilde bağladık. Bunu şuraya bağlayalım. Bunu buraya bağlayalım. Daha sonra bunu da buraya bağladığımızda ve son olarak şuradan şuraların tamamen şeylerini kaldırdığımızda yaya geçitlerini herhangi bir şekilde buralardan insan geçmesin. Olayımız sanırım tamamlanacak. Bir bakalım hemen. Hatta şu tarafa bile verebiliriz yani bir tane daha yaya geçidi. Şöyle alalım. Şu şekilde izleyelim bakalım neler oluyor buralardan. Yani birazcık düzelme ihtimali var ama bakalım göreceğiz hep birlikte neler olacak. Şu otobüsleri bir kaldıralım öncelikle. Bu otobüsler inanılmaz bir şekilde benim sinirimi bozmaya başladı. Çünkü bayağı bir sıkıntıya sokuyor yolları. Evet. Bu arada gene şey olarak girdiğimiz bölüm birazcık yalan olmaya başladı gibi. Çünkü buraların yolları bitmedi. Buraları muhtemelen bölüm arasında bitireceğim. Bu arada 36 bin nüfusa ulaştığımız için 2 kilometrelik bir arazi daha açabiliyoruz ya 2'ye 2. Yani şurayı satın alalım artık hızlı bir şekilde. Şurayı satın alalım ki artık şu yol otobanı bağlayalım sanayiyi tamamen.
buraya çekmemiz gerekiyor zaten bir sonraki bölümde. Son olarak ufaktan biraz daha şunları inceleyeceğiz. Şu yolu da bitirelim öncelikle bir. Bu yolu nasıl bitirebiliriz? Şöyle çek. Bu şekilde tamamlarız sanırım. Burayı bir yönünü değiştirirsek ama çok daha güzel olacak çünkü birazcık sakat oldu orası. Tamamdır şu an. Yani inanılmaz bir yoğunluk hala var. Ama düzelecektir illaki yavaş yavaş. Ve burayla alakalı bir su problemimiz var. Onu çözelim hemen. Şöyle getirelim suyu. Ölümler falan var. Onlar olacak yani mecburen. Bir cenaze nakil aracı bekliyor ama trafik yoğun yani şu an yapacağımız bir şey yok ona. Baksanıza trafiğe. Trafik inanılmaz bir durumda şu an. Bayağı durma noktasına geldik. 46'ya kadar düştük. Şöyle bölümümüzün sonuna gelelim. Hatta screenshot'ımızı da buradan alacağım. Bu şekilde bir bölümün sonunu yapalım. Bu kapağın fotoğrafı da bu olsun. Yani 12. bölüm kapak fotoğrafı. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni oyunlarda, yeni videolarda, farklı canlı yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.